düşünceniz var. Önce zihninizde canlandırdınız, sonra somutlaştırarak kendi içerisinde tutarlı ve doğru orantılı bir ögeye dönüştürdünüz. Tebrikler, artık bir tasarımınız var. Peki tasarım yapabilme gücü bir ülke için neden önemli? Biraz somutlaştırırsak, kibrit kutusundan devasa transatlantiklere, çevremizde gördüğümüz her şey bir tasarım sürecinin sonucu. Özcesi, katma değer yaratmanın yolu, özgün tasarımdan geçiyor. Dünyada bu tasarımları takdir etmek için pek çok yarışma ve liste düzenleniyor. Onlardan biri, E-Design Award yarışmasının sonuçlarına dayanan Dünya Tasarım Sıralaması. Türkiye listede bu yıl 114 ülke arasından 8. sırada yer aldı. Türkiye'den en çok ödül alan tasarımcıysa Hakan Gürsu. Ana disiplinim endüstri tasarımı, üstüne mimarlık ve kentsel planlama. Okudum ama hep tasarım ağırlıklı çalıştım. 2009 yılından beri de işte önce Otto Teknokent'in içinde olan Design Nobis şirketini kurup nitelikli ürün geliştirme hizmetini daha gelişmiş bir şekilde sürdürmek üzere çalışmalara başladık. Gürsu ve ekibi E-Design Award gibi birçok uluslararası yarışmadan kritik ödüllerle döndü. Aldıkları 250'den fazla ödül arasında çevreci tekne tasarımı Volitan'la kazandıkları Green Dot, Decap'le kazandıkları Alman tasarım ödülü gibi birçok ödül var. Şimdi çevreci ürünlerle ilgileniyorum ben. Bakın mesela Avusturya hükümetinin Energy Globe yarışması var. Orada biz Türkiye ödülünü aldık. Büyük bir ödüldür. Mesela bir barınmayla yönelik bir proje yaptık. Adı Tentative. Sert tavan ama arası tekstil olan yeni bir çadır türü geliştirdim. Onunla da mesela inanılmaz sayıda ödül aldık. Green Dot'ta ödül aldığımız diğer bir ürün de dikey sera sistemidir. Adı Pet Tree. Atık pet şişeleri dikey sera sistemine çeviriyoruz. Toprağı tarlayı nadasa bırakıp üstünde tarım yapmaya devam ettiğiniz bir projedir. Buna da bayağı bir ödüller alındı. Bu pandemi döneminde de 2-3 tane çok kritik ürün geliştirdik. İşte bir Türk firması için test cihazı ve test değerlendirme cihazı yaptık. O da üretildi. Ondan sonra maske geliştirdik. Çok ileri düzeyde bir maske geliştirdik. Güncel ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Bunların dediğim gibi özellikle üretilmişleriyle artık yarışmalara giriyoruz. Bu ödüller hem ürün ve tasarımcı hem de ülke için uluslararası arenada reklam, itibar ve avantaj demek. Peki Türkiye için tasarım gücü ve alınan ödüller ne anlama geliyor? Şimdi inovasyon diye bir kavram var biliyorsunuz günümüzde. İnovasyon, her şey inovasyon. İnovasyon odaklıyız. Halbuki inovasyonun anlamına bakarsanız bunun 3 tane temel bileşeni var. Bilim, teknoloji, tasarım. Yani inovasyon dediğimiz şey aslında bir katma değer yaratma sanatı. Yani inovasyon, yenilik yaparsınız da hayata geçmiyorsa bunun hiçbir yere bir faydası yok. Arge tek başına sokakta satılabilir bir şey değildir. Tabii ki Arge sonuçları da satılabilir ama bu sürdürülebilir bir satış değildir. Bir kere satarsınız. Onu alan bunu ürünleştirir. Sizin kazandığınızdan misliyle daha fazla şeyler kazanabilir. Dolayısıyla dünyada küresel pazarın ilgi duyabileceği, satın alabileceği ürünler ancak belli bir tasarım hizmeti sonucunda ortaya çıkar. Derece almış ürünler dünya pazarında aslında ilgi alaka göreceğinin önemli sinyallerini veriyor. Bir de bunlar bir takım etiketler veriyor size. Sokaktaki tüketicinin dizayn anlamında başarılı bir ürünmüş bak bir de bu ödülü almış dediğim zaman tercih nedeni oluyor. Yani şimdi tasarım burada da aslında küresel rekabette gene ön plana çıkıyor. Valla ülkenin tasarıma tabii çok ihtiyacı var. Özellikle de özgün nitelikli yani işte lisans bağımlılığını ortadan kaldıracak şekilde. Dolayısıyla üretim kaçınılmaz, üretim de tasarımsız olmaz diyor.